Bugün 1507 tane ÇED başvurusu var. Ve özellikle Malatya'da 4 tane ilçede altın madenciliği projesi var. Bunlardan bir tanesi de Arguvan. Arguvan ilçesi, Hekiman başta olmak üzere Kuluncak ilçesinde Toryum projesi var. Bunu bir yabancı şirket talip, Güney Koreli bir şirket. Hekiman'da Starex, İngiliz menşeili bir ve aynı zamanda Malatya'daki Kore şirketiyle ortaklaşa yürütülen bir proje. Arap Girgin'e altın madenciliği projesi var. 4 yıl önce Arguvan yöresinde sondaj çalışmaları yapılmıştı. Hepimiz biliyoruz bu sondaj çalışmalarını. O dönem özellikle çevreci aktivistlerin karşı duruşundan ötürü biz maden aramıyoruz, kömür arıyoruz dedikleri bölgede şu an altın madenciliği projesi gelişmiş durumda. Bunu belirteyim. Ve özellikle orada yapılan bir tane baraj var. Arguvan Ovası'nı sulayacak, tarım alanlarını sulama amacıyla yapılan baraj. O baraj havzasında birinci derecede mutlak koruma alanı statüsü olan bölgede sondaj çalışmalarının yapılmaması gerekirken o bölgede devlet su işleri izin vererek orada 1000 metreye kadar, 1200 metreye kadar, 750 metreye kadar sondaj çalışmaları yapıldı. Yani onun için diyoruz ki Arguvan'ı İliç yaptırmayacağız. Yani siz değerli Arguvanlılar kendi yaşam alanlarınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Hep birlikte sahip çıkamazsak yeni bir İliç'le, yeni bir Bergama ile, yeni bir Karatepe ile karşı karşıya kalacağız. Yani ve maalesef ülke ekonomisine artı bir değeri de yok. %96'sını yabancı şirketler alıp kendi ülkelerine götürürken ülkemize %4 oranında bir pay bırakıyorlar. Bir milletin istediği, bir milletin iyileşmesi devamlılığı için uygun bir mesele değil. Sermaye sahiplerini bırakınız yapın, bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler meselesi. Halbuki burada bir millet yaşıyor ve bu millet devletini kurmuş. Bu milletin burada devamlılığının sağlanması lazım. Nasıl sağlarsanız sağlayacaksınız ama milletin devamlılığını köylerde sağlayabilirsiniz. Şehirlerde toplayarak, kentlerde gece konutlaşarak değil. O halde eğer neoliberalizm açısından bu işe bakıyorsak ve de ekolojik açıdan bakıyorsak Arguvan arazisinde maden ocağı değil, Arguvan arazisindeki kuru tarım alanlarını sulama daha önemli. O 24 Ocak kararları ve bu neoliberal ekonomi Türkiye'de oturtulamıyor. O zaman ne lazım? Darbe. Kimsenin sesinin çıkmadığı, sesi çıkanların olmadık zulümlere uğradığı bir askeri darbe. Nedir o? 12 Eylül 80 darbe. 12 Eylül 80 darbesine biz hep demokrasi açısından baktık hep beraber. Dönüp bunun arkasında ne var yahu diyemedik ya da mecalimiz yoktu. Ama sonra bir baktık, 12 Eylül'den sonra bir takım yasalar çıktı hatırlarsın. Türkiye'deki çevre politikalarına ilişkin yani ormanda, kıyıydı öyle anlayın. Her türlü korumacı anayasadaki, hani bir tanesi duruyor çok şükür değil mi? 56. madde, habire söyleyip duruyoruz. Ama onun dışındaki bütün yasalar değiştirildi ve bu yasalara
karşı çıkmak da yasaklandı. Neoliberal sistem bütün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir nevi şey oldu gibi, biliyorsunuz bunlar İngiltere'si bilmem nesi de kendi sömürgelerinden şey ederek gelişmiş ülke haline gelmişler. Emeğini, coğrafyasını, doğasını, yerüstü ve yeraltı varlıklarını kendilerine yeni sömürge alanı yaptılar. Gözünü seveyim, bari hep beraber gelelim, hani şu alanı koruyalım. Ciddi söylüyorum, gitti. Afırat. İstanbul'dan hiç bahsetmiyorum, asabınız bozulur. Ama hiç olma, diyorlar ki buraya gelmedi, buraya bir takım politik nedenlerle hizmet gelmedi. Abi çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi olmuş. Kendiniz yapın arkadaşlar ya, yapamıyor musun? Gelin bir araya, kendi kendinize örgütlenin, kooperatif kurun, ne yapıyorsanız yapın, kendi hizmetinizi kendiniz görün, hiç olmazsa şu tarlayı, tapanı kurtarın. Bütün bu kanunlarla işte orman alanları, tarım alanları, mera alanları, aklınıza gelebilecek bütün doğal alanlar, sularımız, yabancı yatırımcılara, sermayeyi peşkeş çekilmeye başlanıyor. İşte Kanal İstanbul gibi, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü gibi hepsi zaten entegre projeler. Kanal İstanbul'un şey raporunda da bunların entegre proje olduğundan bahsediliyor. Bütün bunlarda de ÇED raporları var. ÇED raporlarında doğru olan olmayan bir sürü şey yazıyor. Ama ÇED raporunun diline baktığımızda olumsuz bile olsa bu projelerin hiçbirinde ÇED raporu olumsuz kararı çıkmadı. Hepsi de ÇED olumlu kararı çıktı. O yüzden de ÇED raporu da o anlamda çok da anlamlı sayılmıyor. Yasalar aracılığıyla, imar planları aracılığıyla, teknik belgeler, ÇED raporları gibi belgeler aracılığıyla aslında biz bugün ekolojik talanı, işte o kazanı artık kaynar hale geliyor, 100 derecenin üzerine çıkardık. Ve şimdi direnen kurbağalar olarak biz belki bunun farkındayız ama o direnmeyenler ne kadar farkında bilmiyoruz. Sonuç olarak belki şunu söyleyeceğim. Yani biz ne zaman suyumuzu, havamızı, toprağımızı ekonomik yarar değil de bir kamusal yarar, bir ortak yarar nesnesi olarak görürsek o zaman bundan bir çıkış yolu bulabileceğiz. Yoksa o 100 derecenin üzerinde kaynamaya devam edeceğiz hep birlikte. Rezerv alanlarının neoliberalizmle alakasını şöyle düşünün. Bütün rezerv alanlarında bir kamulaştırma rantı hesabı var. Yani o bölgede çok ucuz tarım ve mera arazilerini rezerv alan ilan edip orayı alıp çok ucuz fiyatlarla, ne kadar dava açarsanız alın, rayiç değerlerle kamulaştırıp sonra orada yaptıkları binalarla çok yüksek rantlarla sattıkları bir realite var. Rezerv alanlarının neoliberal talanı anlamında düşünürsek. Bir ikincisi çok önemli, bu da rezerv alan tayininde demografik müdahale var. Siyasi bir yanı da var. O yani geliyor işte atıyorum solcu, sosyalist veya işte Alevi, Kürt vesaire gibi bölgeleri dağıtıp parçalamak için de rezerv alan ilanları yapıyorlar. Bu da işin siyasi boyutu. Ama biz küresel sistemin tüketicileri olmayı bırakıp kendi ürünlerimizi tüketen mekanizmaları kurmaya devam edip, bunun için aydınlanmayı sağlamaya devam edip, bütün köyü çocuktan kadına, erkeğe, herkese kadar, belediye başkanlarımıza kadar bu bilgiyi taşımaya devam etmezsek ve bunun gereğini yapmaya devam etmezsek, zehirlenmeye devam edeceğiz, hasta olmaya devam edeceğiz, GDO'lu şekerler yemeye, tüketmeye devam edeceğiz, genetiği değiştirilmiş organizmalar veya hibrit, kalitesi bozulmuş şeyler yemeye devam edeceğiz. Veya katkılı 20 sene sonra kanser yapan ürünleri tüketmeye devam edeceğiz. Ekolojik yıkım oldukça büyük. Bu ekolojik sorunlara mutlaka ve mutlaka sahip çıkmalıyız birincisi.
doğamızı, havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve yaşam alanlarımızı mutlaka korumalıyız. Yan yana gelmeliyiz. Birlikte davranış göstermeliyiz.